Selam arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel bir borsa haftasının devam ettiği bu borsanın ikinci gününde yine klasik olarak haftalık değerlendirmemizde bulunalım Cante ve Penta hisselerinde. Şimdi arkadaşlar Cante ve Penta hisselerine geldiğimizde bizim e, ip bölgesi olarak tabir ettiğimiz hisse fiyatlamasında 15.60 ve 17.60 seviyesinde 2 liralık bir aralıkta dinlenme bölgesinden tekrar yukarı doğru son 2 gündür ataklarını izliyoruz can tesisini. Teknik açıdan bu hareketlenmenin yukarı doğru ivmelenmesiyle birlikte ee, şöyle aylık piyot değerini hemen bir açmak istiyorum arkadaşlar. 3 aylık açıkmış. Aylık piyot değerinin 18 18.33 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlaması 17.78. Bugün itibarıyla itibariyle 18.33'ün üzerine bir geçiş izledik ve hacimlerin oldukça güçlü 45 milyon, 41 milyon yani günlük normalde 14 milyon gibi olan hacimlerin 41 milyonlara doğru bir imelenme yakaladığını bu da artık fiyatın bu bölgelerde piyasa tarafından biraz ucuz olarak algılanmaya başladığının işareti olarak gözüküyor. Teknik olarak ise fiyatının artık bu bölgeden sonra sırasıyla MA21, MA55 ve aylık pivot değerlerinin üzerine geçiş yapıyor olması ise fiyatlamasındaki hareketlenmenin ee, yine hacim gücüyle birlikte destekleniyor olması hissedeki hareketleri aylık R1, R2, R3 seviyelerine doğru götürme ihtimalini güçlendirir. Bu noktada aylık piyot değeri olan 18.33 üzerinde kapanış e, beklentimizin gerçekleşmesi önemli olacaktır. Ayrıca RSI'nin şu düşen kırılımı yapması bizler için çok çok önemli olacak arkadaşlar. Şu bölgede eğer RSI 48 seviyeleri 50-52-53'lü seviyeleri aşarsa bu bölgede 19.12 seviyesinde 19-20 seviyelerinde bulunan yatay direnç bölgesi de aşılmasıyla birlikte hızlı bir kaçış gerçekleşebilir. Daha önce test etmiş olduğu 22-32 direncini tekrar hızlıca bir test etme eğilimi içerisine girebilmesi mümkün hale gelir. Bu noktadan sonra da üst direnç bölgesi 23.76 76 olacaktır. Bu bölgelere geldiği takdirde bir üst direnç bölgelerini daha sonra çalışırız diye, çok da uzun uzadıya anlatmaya çalışmak istemiyorum açıkçası. Zira baktığımızda teknik açıdan EMA ortalamalarının artık bir araya toplandığını, benim tabirimle kaos bölgesi oluşturulmak üzere olduğunu görüyoruz. Tüm Büyük EMA ortalamaları üst kısımda direnç olarak hisseyi bekliyor. Eğer hacimsel potansiyel gücünü arttırarak devam ederek e, günlükte 17.74 üzerinde günlük kapanışı alması sonrasında eğer az önce bahsettiğimiz gibi 18.33 üzerinde aylık piyot değerinde geçişler söz konusu olursa sırasıyla 20, 22 ve 24 hattında bulunan bu dirençlerin üzerinde kapanış haftalık bir kapanış gelmesi gerektiğini ve bundan sonrasında da hissenin önünün açılma ihtimalinin güçleneceğini söyleyebiliriz şu anki atakla birlikte hisse fiyatlamasında gördüğünüz gibi Wave Trend olsun, RSI olsun orta banda doğru bir hareket yani RSI 50 seviyesine doğru hareketlenmeye devam ediyor. Yine Wave Trend de sıfır hattına doğru ivmelenmeye devam ettiğini görüyoruz. Hemen peşine bir Penta hissesi incelemesi de yapalım. Penta'da da durumlar arkadaşlar biliyorsunuz günlük MA55 seviyesine doğru bir hareketlenme yaşamıştık geçtiğimiz hafta. Bu noktadan sonra ise fiyatlaması gelen satışlarla birlikte 20 liranın üzerinde gevcünü koruyamadı. 1976 günlük MA55 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan sonra ise fiyatın tekrar yukarı potansiyel olarak dönebilmesi için 21 günlük ortalamaların üzerine çıkması gerektiğini, 1870 bandını ee, kıramadığını görüyoruz. Bir realize bölgesi oluşturma çabasında sanki 18 liranın üzerinde kalarak bu bölgede tutunma çabasında. Teknik açıdan üst bölgede 18.76 ve 19.85 hattında yakın dirençleri mevcut. Bu dirençleri geçemediği sürece maalesef negatif baskı altında hareket düşen kanal içerisinde devam ediyor görüntüsü var ama teknik olarak da şu bölgede oluşturmaya çalıştığı bir filama bayrak adına ne koyarsanız artık şöyle bir 4 saat grafiğe alınca biraz daha netleştirebiliriz. Böyle osilatörlerimizi de kapatalım indikatörlerimizi. Yani şurada gördüğünüz bir e, düşüş var. Bu düşüşün kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar bir ters bayrak görüntüsü bize çizme çizme ihtimali yüksek olur. O yüzden de hisse fiyatlamasında arkadaşlar böyle bir trend desteğini oluşturup çektiğimizde yani ucu ucuna şu anda hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Bakın yani tam sınırda bir hareket. Bu noktanın üzerinde kalıp kalamayacağı önemli olacak. Kendi yatay destek anlamında da şöyle bir hareket çizdiğimizde yani 17.92 17.90 hattını koruyup koruyamayacağı hisse için önemli bir değerleme olacaktır. Teknik açıdan bir tepki üretebilir ve bu bölgeyi yukarı doğru ittirebilirse tekrardan potansiyel gücünü yakalama eğilimi içerisine girme ihtimali oluşabilir arkadaşlar. Bu bölgeleri de bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar bu iki hisse için durum bu şekilde. umarım tez zamanda Penta hissesi de Toparlama eğilimi içerisine girerek hızlıca yukarı doğru hareketlerini devam ettirecek gücü yakalar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.